Ne oldunuz? Anlat bakayım. Kavga ettik. Sen niye ağladın? Pişmanlıklar mı var sende? Ne oldu? Son 20 günde ikimizin aramız hiç iyi değil. Yeni yılbaşından sonra çok kavga olduktan sonra ikimizin aramız hiç de iyi değil. Neden iyi değil? Bunun tamam Hanım'la mı ilgisi var yoksa Turgay'la senin aran mı? İkimizin aramızda hiçbir sorunluk yok. Bundan önce hiçbir kavga etmedik. Sadece anasının arkamdan konuşmaları, laf sokmaları benim çok gururuma değiyor. Allah Allah. Yani Turgay tamam Hanım'ın konuşmalarından sonra değişti. Aranız mı bozuldu? Değişmedi. Kavga aslında ben çıkartıyorum da anası benim arkamdan konuştukları geliyor bana geliyor. Benim arkamdan konuştukları benim de zoruma gidiyor. Ben bu zamana kadar saygılı yaptım. Sevgide, saygıda, hizmette hiçbir şeyinde, hiçbir kusurlu yapmadım ama onun karşılığını göremediğime ben çok zoruma gidiyor. Turgay ne oldu annem? Ne oldu? Seda abla şöyle, zaten annemin bizim ilişkimizdeki tavrı belli. Bunu da biraz ya şöyle anlatayım. Hani Nergiz'in kabullenemediği şu, haksızlığa kesinlikle gelemiyor. Arkasından konuşulma olaylarına da acayip böyle takılıyor yani. Gerçekten çok zoruna gidiyor. Annem mesela otelde oturduğu insanlarla, muhabbet ettiği insanlarla beni kötülüyor. Nergiz'i kötülüyor. Konuştuğu insanlar da dertleşiyordur ya kadın. Dertleşmek değil Seda abla o. Dertleşmek değil. Yani anlattığı insanlar da işin garibi geliyorlar bana veya Nergiz'in yüzüne karşı. İşte bak senin annen sizin için böyle diyor diyor. Şöyle diyordu. Bunu da dışarıdan ikinci kişiden duymak bizim daha çok zorumuza gidiyor. Nergiz'le benim aramda bir problem yok. Bu yüzden sizin aranız bozulmuş olamaz. Ama şöyle. Seda Hanım o zaman sorsun dolayı, bakalım. Kimmiş ona laf getirip götüren iftira atıyorlar ikisi de bak. Dünkü olayda özellikle şahit. Yaşar Bey konuşabilir misin? Ne oldu Yaşar'ım? Lütfen konuş artık. Ben o ya o görüntüleri de lütfen Seda Hanım alıp ben almanızı istiyorum, şimdi, izlemenizi istiyorum. Ben bak şöyle, bu kadar. Görüntüleri de olana göstereceğiz. Boş konuşmasınlar. Yaşar ne oldu? Nerede mikrofon? Ver. Allah özellikle Allah. Yaşar'ın yanındaydım. Mikrofon diyorum deminden beri. Konuş doğruyu konuş. İkinci şahıs kim buna laf getirip tamam, götürüyor? Tamam bir dakika ne oldu Yaşar'cığım? Seda abla yemekteydik. Buradan program bitti. Yemeğe abi, gittik. Abi yapmasın. Avanur'un bebeğini aldı Turgay. Şey dedi ki tamam abla. Turgay dedi bebek çok yakışıyor dedi. Ondan sonra Nergiz de tartıştılar, kavga yaptılar yani. Ya sadece bu olay bu. Şöyle söyleyeyim, eğer benim yanlışım varsa yine olay düzelsinler. Yani. Tamam ben çocuk kucağımdaydı. Annem de oradan dedi ki Turgay şey dedi, Turgay dedi çocukları sever dedi. Evet. Ama dedi kardeşini sevmiyor dedi. Hani ne kız kardeşim için bahsetti. Bunluk bir şey var mı? Nergizlik tamam orada bir şey yoktu. Ama buradaki Nergiz'in o anki oradaki tavrı, Nergiz'in daha önce içinde biriktirdiği şeyler. Nergiz zaten şöyle bir şey. Ben Nergiz'in yüzüne karşı da dün saatlerce konuştum. Annem en ufak bir laf atsın, ben de ona karşılık vereyim. Annem de aynı şekilde şunu biliyor. En ufak bir Nergiz'e bir şey söylesem veya Turgay'a bir laf soksam Nergiz'in ona sataşacağını biliyor. Aralarında böyle bir tartışma çıktı. Tartışma sonra farklı yere geldi. Yani belki daha sana söylüyorum. Seda Hanım. Hiçbir şey yok orada. Ben çocuğumla konuşuyorum. Araya girmesi yerli mi? Yersiz. Bir ikincisi. O görüntülerin Alman... Verememiş demiş dedin sen. Sen anama dil değdirdin. Ben sana buyur. Anama dil değdirtmem. Böyle bir insanı sen gelin eder misin? Tamam mı? Böyle bir insanı. Sen benim anama dil değdirtmem. O görüntüleri hazırlıyorlar mı? O görüntülerin alınmasını istiyorum ben. Bayağı dün yayından sonra burada bir hengame koptu. Kim haklı, kim haksız ortaya çıksın. Tamam, verecekler. Sana nasıl namı? Kalabalık yemeğin içinde istersen otel sahibi de bağlansın istiyorum yani. Görüntüleri de alın istiyorum. Ağza alınmaya... Yine çıktım otele. Oo. Çıktı. Yalan söyleme. İstemiyorum dedi. Yalan söyleme. Doğru söyle. Ne yalan söylüyorsun? Yalancı Özgür artist. Şahit Özgür de gelsin. Yalancı. Aynı, aşağı indim dışarı çıktım. Yalan önümde, söyleme öyle. Ne yalan söylüyorsun? Çıktı yukarıya. Bunların sebebi senin oğlun. Evet. Sen evet, benim anamı dinleydirmeseydin. Vermem.
vermemiş de demeseydin. Yine diyorum ben sana terbiye vermemiş, vermemiş. Ben hakaret etmiyorum. Ha? Annene laf söylemiyorum. Sen, diyorum anan sana terbiye sen vermemiş. Sen bu dilin derdinden var. Anan görmeye de gidemiyorsun evine. Şu dilin derdinden. Anamı bağlayabilir misiniz? Tamam mı? Benim yaşadığım sen şey. Sen ilk önce kendi dilini topla. Numarasını vereceğim. Bizzat numarasını vereceğim anneme. Ha. Anneme numarasını verip bağlanmasını istiyorum. Ne oldu ki anneyle? Anneni görüyorsun ya, annen sen. Diyor, benim annem diyor konumu. Benim annem ben kendim evine sokmuyor evine. Çık kızım. Bir evladım madem seni dinlemiyorsa öldü bil. Sen zaten o evlatların için dedi kendini. Mahvettin dedi. Turgay ama bu yaşananlar güzel değil mi yavrum? Ya bu ses etmiyor ya yalan ya. Ya aynı yalan şekilde. Ya o tartışma ona esnasında aynı ben... şekilde. Ya kendisi de hakaret ediyor, o da hakaret ediyor. Ettin mi? Ettin mi? Ya... Kur'an-ı Kerim'e el basarım ki ben yine bunun namusuyla oynamadım. Sadece dedim ki anan sana terbiye vermemiş dedim. Ne var bunda? Ya ettin beddualar anne. Yine diyorum. Ettin seni beddualar. Seni benden etti bak. Bizim yaşadığımız olaylara bak. Seni benden etti. Ben yine diyorum. O da diyor ya anayım diyor. Evladının için çırpınıyor ya. Madem öyleyse ben de bir an olduğumu hatırlatırım ona. Ben de bir an tabii olduğumu hatırlatırım. Tabii ben ki. Gidip anan o benim dedim. Evladımdan ettiyse ben de ona diyorum. Ben sen de evladın yüzünü göremiyorsun dedim. Diyorum. Evet. Yine diyorum. Yine basıyorum. Dilerim Allah Allah'tan sen de o evladınla yaşayasın. Bana yaşattığını. Ben sana bu kadarını diyorum. Zaten. Bu kadar ya. Ben karşısı topla önce. Benim arkamdan konuşma. Her şeyin benden geçti. Benim arkamdan konuşma. Ona bu dilin derdinden kendi ananı göremiyorsun. Ondan alma yani. Tek tek konuşun. Dur. Onun altınlarını aldım sana da gösterebilirim. Hı. Belki gelinim olur der. Ona yaptığım sevgiyi, ona yaptığım saygıyı, elimden geleni. Nice ben o yılbaşındaki sonra olaydan sonra nefret ettim. Ettim. Ama o benim psikolojik bozuk çocuğumun önünde onlar yaşattığı için ben nefret ettim. Çünkü ben böyle bir ailemin içine böyle birisini sokmak istemiyorum. Ha yine de oğluma dedim. Babasıyla konuştum. O da mutsuz. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben oğlumu da çektim konuştum. Oğlum benimle geçinecek değilsin. Benimle anlaşacak değilsin iyi düşün. Ama benim yaşadığım çektim sen diyorsun ya dedim. Aynı şeyi sen çekmeyesin dedim. Aynı şeyi iyi düşün dedim oğlum. Ben yine diyorum alsın. Babası diyor bırak dedi. Bırak çık gel dedi. Evet. Mutlu mu oluyor, mutsuz mu oluyoruz? Bizden bilmesin dedi. Daha karışma dedi bana. Karışmıyorum da bu saatten sonra karışmıyorum. Bakayım bir arpa boyu yol alacak mısın geriden izleyeceğim. Karışmıyorum. Ama hazır mı o görüntüler? Benim olduğum yere kesinlikle Nergis'i beni mahkum verin, etmesin. İnsanlar izlesin. Anladın mı? Kesinlikle. Sen ne yalan koşuyorsun? Sen kapına gelmedin mi? Kapına gelmedin mi? Kapına gelmedin mi? Gelmedin mi? Sonumu ulan bekliyorum. Yazıklar olsun sana. Sonunu bekliyorum. Tamam mı? Seni sonunu bekliyorum ben. Yazıklar olsun. Bekle, sen bekle, sürekli sürekli bekle, sen olmadan çıkma. Bekle, bekle. Tamam mı? Sana ne yaptı bilmiyorum. Senin gibi değilim. Senin gibi gitmiyorum. Gitmiyorum senin gibi. Tamam. Yok. Yok. Tamam. Bitti. Bir de o oteldeki konuştuklarını ben... Alın diyor, yayınlayın bakalım diyor kim haklı kim haksız. Benim oğlum anca diyor ya. Ama yazıklar olsun sana verdiğim eme ilk göze ağrımadım. Yazıklar olsun oğlum sana. Ben bunu senden beklemiyordum. Madem öyleydi de sen anama niye şey diyorsun de yeniden arkamdan saldıran sensin o zaman. Birbirinize giren sensin. Şimdi buraya gelmişsin yine ananı suçluyorsun. Yazıklar ben olsun sana. Sadece başka seni bir suçlamıyorum şey ki. Ben Nergis'e sabaha kadar yaptığı hatanı sabaha kadar beş anlattım. Beş tane çocuğum var. Ben sadece dört çocuğum sen kaldı. Birini öldü biliyorum. Öldü. Ya çık git o zaman. Öldü çıkacağım. Turgay. Turgay. Öldü biliyorum. Turgay sakin ol annem. Yazıklar Turgay. Olsun sana. Haklıyı haksızı ayırt et. Ben sadece bunu senden bekledim. Ya bir ton yalan söylüyorsun daha. Kes sesini. Yalan. Ama kavga... Geçen gün bana diyor ki burada. O günden beri diyor 20 gündür diyor benim diyor kapıma mı geldi diyor. Almaya gelmiş ilacını. İlacını almaya gelmiş. Her şey bir şey buluyor işte. Peki o gün sinirliyim olabilir. Ertesi gün 20 gün geçti. Niye gelip özür dilemediler? Söylesene o zaman. Ha? Geçen gün bana niye söylemiyorsun? O gün sinirliydim de. Başka gün gelmedi de. Anladın mı? Bahane üretmeyin. Turgay. Tamam kes.